You look beautiful. Can you please go out now? Go and not come back. Bye bye. Bye bye. Yes! Wake up to these better days. You again? You were supposed to leave 1 hour ago. I cook you breakfast. Couldn't enjoy my day yet. Bugün evliliğimizin en komik günlerinden biri. Her şey şöyle başladı. Şimdi anlatacağım hikayeyi arkadaşlar. Evli olan çiftler biraz anlayabilir. Evli olup aynı zamanda belirli bir ortamda beraber çalışan insanlar hatta daha da iyi anlayabilir. Yani belirli ortamda sürekli beraber vakit geçiren insanlar. Bu arada komşumuzun havuzu varmış, benim haberim yok. Şimdi gördüm. Biz dijital göçebe olarak beraber geziyoruz. Beraber aynı ortamda çalışıyoruz ve sürekli beraber vakit geçiriyoruz. İnsanın kendiyle vakit geçirmesi gerekiyor. Bu da gerçekten çok önemli. Biz ne zaman böyle çok beraber vakit geçirsek tartışmalar artabiliyor, sürekli iş konuşabiliyoruz. O yüzden kendimize vakit ayırıp sevdiğimiz şeyleri, kendi sevdiğimiz şeyleri de yapmamız gerekiyor. Benim kendi başıma vakit geçirerek yapmayı sevdiğim birçok şey var. Bunlardan biri Si estamos para que quieres comprar manzanas verdes. Manzanas rojas. ¿Quieres comprar? No, no. Están muy caros. Mesela arkadaşlar, yemek hazırlarken İspanyolca çalışmak gibi. Bundan gerçekten çok ama çok keyif alıyorum. Kendi başıma evde. Onun dışında diğer en çok keyif aldığım şeylerden biri de... yemek yerken film izlemek arkadaşlar. En çok sevdiğim şeylerden biri. Lena çok yapmıyor bunu. 20 dakikalık bir şey izliyorsam bazen 1 saat sürdüğü oluyor. Yavaş yavaş yediğim için heyecanlı. Büyük ihtimalle bunu aramızda yapanlar vardır zaten. Belki de şu anda şu videoyu izlerken bile bir şeyler yiyor olabilirsiniz. Ve ben bunu Lena'yı yapmaya zorlayamam. Çünkü Lena benim gibi bir anda oturup böyle 6-7 saatini birkaç tane film izlemeyle geçiremiyor. Geçirmek de istemiyor. Ama ben bunu isteyebiliyorum örnek olarak. Kısaca arkadaşlar bugün şöyle bir şey aldı. Dedim, sen bugün dışarı gitmiyor musun Lena? Kafeye falan çalışmaya. Gideceğim dedi. İyi, sen gelmiyor musun? Yok dedim, ben kendi başıma vakit geçireceğim. Öyle aramızda gülüyorduk işte arkadaşlar sabah. My sister, when she was small, she was dancing like this. Bye bye. Meksika'dan önce arkadaşlar biz Ukrayna'da yaşıyorduk. Orada yaşadığım sürece Lena Ukraynalı olduğu için kendi başına sürekli dışarı çıkabiliyordu ve ayrı ayrı beraber vakit geçiriyorduk. Ama her yeni bir ülkeye taşındığımızda Lena benim gibi direkt ben özgüvenli olarak bir yerlere çıkamıyor. O yüzden onun bir yerlere kendi başına çıkması biraz zaman alıyor. Meksika'da da bir aydan sonra şu anda yavaş yavaş oturdu ve kendi başına artık bir yerlere gidebiliyor. Finally. I will go to the central. So it's a downtown. I will be in a coffee shop. I will do my work. I will see the beauty around. See you. I cannot wait. Bye bye. Time to start. Sonunda yalnızım. İşe başlayabilirim. Bazen arkadaşlar gün içerisinde farklı farklı noktalara gidip hikayeler biriktirip geri gelip o hikayeleri anlatmak da çok ama çok keyifli olabiliyor. Erasmus'a gitmiştim ben bir arkadaşımla, Türk arkadaşımla. Gezdiğimiz zamanlarda Avrupa'da belirli bölgelerde o bir gün mesela başka bir yere giderdi, ben bir gün mesela başka bir yere giderdim. Daha sonra bütün o biriktirdiğimiz hikayeleri birbirimizle paylaşırdık. Yani yalnız vakit geçirmenin de
diğer insanlarla tanışmak açısından ya da kendini bazı konularda zorlamak açısından yardımcı oluyor. Çünkü eğer ben onunla şu anda kafeye gitmiş olsam ya da onunla Meksika'da dışarı çıkmış olsam birçok şeyi ben hallediyorum. O yüzden kendi başına bir şeyleri halletmiyor ya da yöne falan bakmıyor. Neredeyim, nereye gitmem gerekiyor. Yani bir şeyleri kendi kontrol etmesi o açıdan iyi oluyor. Ve özellikle cesaretlendiriyorum ki kendi başına bir şeyler yapabilsin. Hatta istiyorum ki bir gün Lena'yı mesela İtalya'ya gönderebileyim. Oradaki mimariyi görmek istiyor. Ben de başka daha macera dolu Lena'nın katılamayacağı aktiviteleri yapabileyim. Bir dağ tırmanmak olabilir, kaya tırmanışı gezisine gitmek olabilir ya da sörf için belirli bölgeye gitmek olabilir. İleriki yıllarda arkadaşlar kazancımızı arttırarak böyle farklı farklı geziler de yapabilirim. Lena İtalya'da video çekerken bir video içerisinde ben de mesela dünyanın farklı bölgesinde video yapabileyim. Ki o iki videoyu birleştirdiğimi düşünün nasıl bir şey ortaya çıkar. Gerçekten çok ama çok keyifli olurdu. Basitçe ben bugün bütün günümü bu odada geçirdim. Çok güzel yemek hazırladım. Film izledim. Ve son olarak da video editi yapıyorum arkadaşlar. Bir 6 saat daha bilgisayar başında çalışacağım. Daha sonra büyük ihtimalle Lena gelmiş olur. Nasıl? And Lena at home. How are you? Okay, so you're at home, so that means I'm going out. Bye bye. Bu sefer Lena geldi diye kaçmıyorum arkadaşlar. Zaten koşuya çıkacaktım. Anahtarı ona vermem gerekiyordu çünkü tek anahtarımız var. I want to give you. I'm gonna go for a run. Okay. Anlatmak istediğim bir şey kaldı. Bu belki de arkadaşlar bizim çift olarak genelde başarısız olduğumuz bir şey. Çalışmak. Biz aynı ortamda beraber çalışıyorken sadece çalışma oluyor arkadaşlar. Eğer ayrı ayrı farklı bölgelerde çalışıyorsak birbirimizi yalnız bırakıp o zaman da derin çalışma oluyor. Çalışma ile derin çalışma arasında inanılmaz bir fark var. Çalışmanın arasında Lena bana bir şeyler sorabiliyor. Ben heyecanla bir anda videonun bir bölümünü göstermek istiyorum. Güzel yaptığım bir yeri. Ya da aklıma bir şey geliyor. Onu heyecanla onu anlatıyorum. Lena'nın dertleri oluyor. Onları dinliyorum. Ve araya bir şeyler giriyor. Bu sayede çalışma tam bir derin çalışma olmuyor. Ve istediğimiz projeyi ya da yapmamız gereken şeyi tam anlamıyla bitiremiyoruz. Büyük ihtimalle ofis ortamında çalışıyorsanız ve çalışma arkadaşlarınız size sürekli soru falan soruyorsa bu da aynı durum olabilir. Böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz. Derin çalışmada kimsenin senin dikkatini dağıtmadığı, tam olarak yapmak istediğin şeye odaklandığın bir şey. Bunu da tek başınayken tam anlamıyla başarabiliyorsun arkadaşlar. Ben gerçekten derin çalışmaya bir girdim mi 6-7 saat hiç sıkılmadan çalışabiliyorum. Ki çok da keyif alıyorum. İşimi de çok hızlı bitiriyorum. O yüzden ara ara birbirimizden ayrı vakit geçirip işlerimizi yapmamız da çok ama çok yararlı oluyor bizim için. Şimdi koşuya devam. Şehrin öyle bir bölgesine geldim ki çıkmaz sokaklarla dolu. Her yer. Şurası da büyük ihtimalle. Evet. Aha. Tamam. Bu parkı ilk kez görüyorum. Girişi nerede acaba? Aha, şurada. Maskesiz alırlar mı? Lo siento, no hablo español. No open. No open? No, close. Can I just run a bit? Personas? Yes, bam. Let's go. But why I'm not okay? No. Yes, bam. Sí. ¿Tú hablas inglés? No. Sports. Exercise. Hoy no se puede por la energía eléctrica. Con el Google. Google. Son personas que a última hora se les tuvo que cancelar y es un evento programado. They are people we had to cancel at the last minute in a scheduled event. Sí.
Can I just take a look inside for 5 minutes? Visit us al interior for 5 minutes. 5 minutes. Si? Estoy pensando. Ah, okay. Moment, please. Moment. Esto sí lo sé. Okay, okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Herhalde bir etkinlik. For exercise? Yes. Sí, sí, sí. Run. Okay. ¿Está bien? Normalmente corren por este lado. Ajá. Todo el campo. Okay, okay, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Uğraştım ama giremedim. Neyse. Oraya almadılar ama şimdi tam anlamıyla güzel koşu yapabileceğim bir park buldum. Tabii eşiniz olunca da böyle güzel yemekler hazırlayabiliyor sizin için. Vallahi arkadaşlar pozitif yönlerini saysak kesinlikle negatif yönlerini yener. Birçok şeyi paylaşmak gibi. Ama her şeyin kendine göre bir güzelliği var. O yüzden bekar da olsanız, evli de olsanız başka insanların hayatına özenmek çok doğru değil. Her şeyin bir güzelliği var. Keyfin çıkarın. Oh, broccoli, cheese and cauliflower? Look at your portion. Oh, this is my portion, huh? Or it's not mine. Portion. Mm. Okay. Şaka yapıyorum, ben bu çok iyi. Did you hear the sound of cat? Son zamanlarda videoyu beğenme hatırlatması yapıyordum arkadaşlar. Kanala çok ama çok yardımcı oldu. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Vlogu belirtiyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.